Hocam, E-Devlet Soy Ağacı uygulaması en fazla 1800 yılların ortasına kadar iniyor. Tapu kayıtları ve Osmanlı arşivlerinden daha eski dedelerimize ulaşma imkanımız var mıdır sorusunun cevabı hayırdır. Yoktur. Şöyle bir gerçek var. Yani şöyle, bir adım geriden başlayalım. 1800'lerin ortalarına kadar giden nüfus kayıtlarının bulunduğunu dahi bilmiyorduk bundan 3 sene öncesine kadar. Yani sorulunca herhalde yoktur cevabını verirdim bundan 3-4 sene önce. Demek ki varmış, demek ki 1850'lere kadar gidilebiliyormuş. Burada bir tarihi süreci iyi bilmek lazım. Şöyle bir şey var. 1600'lerden 1830'lara kadar olan dönemde Osmanlı, Anadolu özellikle tam bir karanlık çağdır. Yazılı belge yok bu döneme ait. Bırak aile soy kütüklerini, köy adlarına ilişkin, coğrafyaya ilişkin en temel belgeler yok. Osmanlı ilk döneminde yani 1400, aslında 20'lerden, 1420'lerden başlayıp 1580'lere 90'lara kadar. 100 ne yetiyor? Bu 180 yıllık, 160 yıllık bir süreç. İnanılmaz bir bürokratik hırs. Egemenliği altındaki tüm topraklarda ekonomik verilerin tamamını kaydetme sevdasına düşmüş. Teker teker her tarafa memur gönderip tüm tarlaları, çiftlikleri, hayvanları, vakıfları, mülkleri yazmış, kaydetmiş, durmadan kaydetmiş. Bu açıdan kendisinden önceki devletlerle kıyaslanmayacak kadar üstün bir bürokratik performans göstermiş. Yani Bizans dönemine ait falan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Beylikler dönemi, Selçuklular dönemi komple karanlık. Sadece saray politikalarını biliyoruz. En üst kademede neler olmuş biliyoruz. Bilecik ilinde neler oluyordu? Divriği'de kimler yaşıyordu? Kaç köy vardı? Nüfusu neydi? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ama Osmanlı geliyor. Sistemli olarak her şeyi yazıyorlar. Ve bunları saklıyorlar. Yani büyük arşivler halinde saklıyorlar. Şaşılacak kadar gelişmiş bir sistemdir. Ve her şeyden önce şaşılacak kadar totaliter bir iradeye işaret eder. Yani ülkenin her hücresine nüfuz etmeye kararlı bir devlet yapısına işaret eder. Bu sistem 1590'larda 3. Mehmet zamanında küt diye iflas ediyor. Böyle infilak ediyor, paramparça oluyor. Celali isyanları çıkıyor. Ülkenin vilayetleri üzerindeki kontrolünü kaybediyor Osmanlı. Yani bütün vilayetler elden çıkıyor. Bir takım yerel çetelerin, beylerin, hanedanların, askeri şeflerin kontrolüne giriyor. Yağma, soygunculuk, yakma, yıkma norm haline geliyor. Osmanlı ordular topluyor, bunların üstüne yürüyor. Kuyucu Murat Paşa peşinden 4. Murat'la bunları eziyor, yerle yeksan ediyor. Yani onlar teröristse Osmanlı daha beter terörist oluyor. Bir terör devleti, bir şiddet yapısını kurmayı başarıyor. 1640'larda falan böyle bir 4. Murat terörünün sonucunda bir daha deniyorlar, bir daha bir takım sayımlar falan yapalım diye. Bu sefer olmuyor, yürümüyor. Çünkü birincisi yerleşik köylerin birçoğu boşalmış. Anadolu'da konar göçerlik norm haline gelmiş. Yani millet köyünü, çiftliğini bozup birkaç tane hayvan alıp dağa çıkmış. Ve devlet görevlisinden fellik fellik kaçıyor. Devlet görevlisiyle muhatap olmak istemiyor. Devlet görevlisi saymaya geldiğinde onu öldürüyorlar. Böyle bir dönem yaşanmış. Yavaş yavaş bu böyle birazcık istikrar bulmuş fakat anarşi hüküm sürmüş ve okuryazarlık feci surette düşmüş. Ta 1820'lere kadar, ta Yeniçeriliğin kaldırıldığı tarihlere kadar. Ondan sonra yepyeni bir çağa giriyoruz. İkinci Mahmut döneminde 1830'larda, 1830'larda yeni tip Avrupai tip ordu kurulmuş. Avrupai tip ordunun özelliği nedir? Asker alıyorsun milleti,
gençleri, bütün erkekleri askere alıyorsun. Yani bir konskript ordusudur. Profesyonel bir ordu değildir. Yenişehir ordusu profesyonel ordudur. Kendi kendini sürdürür. Askerlik bir meslektir. Babadan oğula geçen bir meslektir. O kalkıyor, herkes asker olacak. Herkes asker olunca ne oluyor? Nüfus kaydı almak zorundasın. Yani nedir o şeyin adı? Yeni ordunun adı? Asakir-i Mansure midir? Muhammediye midir? Yani Avrupa'yı tip ordu kurunca adını Muhammed ordusu falan koymak gerekmiş. Malum siyasi nedenlerle. Bu ordunun kurulmasıyla birlikte hemen onun peşinden, hemen onunla birlikte kurulan diğer bürokratik yapı mülki idaredir. Yani valiler ve kaymakamlar ve nüfus idaresidir. Yani askere alacaksan sen bunları, bütün erkekleri yazmak zorundasın. Doğduğu andan itibaren kaydını tutmak zorundasın. Nüfus kayıtları Türkiye'de 1830'larda başlar. 1828 ile 31 arası bir tarihte başlar. Ve 19. yüzyıl sonuna gelinceye kadar da sadece erkeklerin nüfus kaydı vardır. Sebebi basit, yani sebebi kadınları insan yerine koymuyorlar filan değil. Sebebi kadınlar asker olmuyor. Nüfus kaydını niye alıyor devlet? Asker yapmak için. Olay bu. 1830'lardan daha geriye giden nüfus kayıtları Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla yoktur. Tabii devletin derinliklerinde hangi mahluklar cirit atıyor bilemeyiz. Fakat büyük bir ihtimalle yoktur 1830'lardan eski nüfus kayıtları Türkiye'de. Ermenilerin muhtemelen vardır. İmha edilmemişse eğer kilise kayıtları vardır. Rumların da vardır. Manavlar hakkında, Rum dönmesi iddiasında bulunan çevreler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Manavlar Rum dönmesi mi, yoksa yerleşik Anadolu'ya ilk gelen Türkmen grupları mıdır? Bir kere insanların tek bir soydan geleceğine dair hiçbir şey kural yok. İnsanlar karışıktır. İnsanlar harmandır. Biliyorsunuz bir tane ebeveynimiz yok. İki tane var. İki taneyi 500 yıllık sürece yaydığın zaman 20 kuşak varsa eğer 20 üssü 20 gibi bir rakam elde edersin. Ataların bir hayli karışık çıkabilir. Bu bir. Manavlar kimdir diye bilmeyen birçok arkadaşlar var. Manavlar Marmara bölgesinin, Güney Marmara bölgesinin, yani Anadolu'nun Marmara bölgesinin tarımcı halkına verilen bir unvandır. Eski tarımcı halkına. Yani eski Marmara bölgesinde, yani Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin güney tarafı, Manisa dahil değil galiba, Kütahya falan o taraflardaki yerleşik köylü halka Manav adı verilir. Bir onlar vardır. Bir Yörük ve Türkmenler vardır. Yörükler göçebedir, hayvancılıkla uğraşırlar. Türkmenler Doğu Anadolu'dan gelmişlerdir veya Güney'den gelmişlerdir. Onlar da Yörükler gibi hayvancılıkla uğraşırlar. Bir de eskiden Rumlar vardı, şimdi artık onlar yok. Şu hadiseyi kimse açıklayabilmiş değil daha. Öteden beri hayvancılıkla ve göçebelikle uğraşan Türkler, Türkmenler nasıl oldu da yerleştiler ve tarım geleneğine sahip oldular? Bunun açıklaması yok. Yani ne zaman oturdular ve tarım yapmaya başladılar? Çünkü hayvancılar, göçebeler, konar göçerler tarımdan hoşlanmazlar. Tarımı hor görürler. Tarımı insana, bir insana, onurlu bir insana yakışmayan bir davranış olarak görür. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Öyle anlaşılıyor ki Anadolu'nun yerli halkı ta Bizans zamanından beri büyük ölçüde köleleştirilmişti. Osmanlı geldi, bu köleliği devraldı. Ve daha katı, daha keskin,
net bir kölelik sistemi, toprak köleliği sistemi kurdu. Kasabalara ve şehirlere çok fazla dokunmadı. Kasabalarda ve şehirlerde İslam hukuku geçerliliğini korudu. İslam hukuku nedir? İslam hukuku özel mülkiyete dayalı bir hukuk sistemidir. Buna karşılık kırsal alanda tümüyle devlet mülkiyeti haline getirdi kırsal alanı. Askeri bir sınıf tarafından yönetilen ve yerlinin köle olduğu, toprak kölesi, serf olduğu bir sistem kurdu. Bunlar eskiden Hristiyandı, sonradan Müslüman oldular. Fakat bununla kalmadılar. Bunlara sürekli olarak insanlar katıldı. Birincisi, sosyolojinin altın kuralı sürekli olarak elit sınıfı düşer, sınıf düşer. Üç kuşakta, beş kuşakta erir. Yani egemen askeri sınıfın mensupları yerlilerin karısını, kızlarını aldılar, en güzellerini aldılar kendilerine. Yavaş yavaş onlara karıştılar. Onlarla akrabalık ve dostluk ilişkileri kurdular ve onlara katıldılar. Onların içinde eridiler. İkincisi, Osmanlı sürekli olarak halkı şey yaptı, buradan buraya sürdü. Yani sürekli İskambil kağıdı karar gibi kardı. Çok miktarda köle getirdi, savaş kölesi getirdi, yerleştirdi. Yani Macarından İtalyanına kadar, Afrikalısından Rusuna kadar çeşit çeşit köleyi getirdi, yerleştirdi. Manav denilen kesim Osmanlı'nın en hakim olduğu bölgenin, yani Marmara bölgesinin tarım kölelerinin soyundan gelenlerdir. Temel unsuru, yani ana etnik bileşimi tahmin ediyorum ki Bizans döneminden kalma Rum nüfustur. Fakat bunun içine çeşit çeşidi katılmıştır. Her türlüsü katılmıştır. Dolayısıyla Rum'dur demek bunlar yanlış olduğu gibi Rum değildir demek de eşit derecede yanlıştır. Manav diye bir millet var Türkiye'de. Bilmem duymuş musunuzdur. Manav diye kime derler? Marmara bölgesinin güney tarafında, yani Anadolu tarafında. Daha doğrusu eski Hüdavendigâr vilayetinde. Bursa ve çevresi, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'den oluşan bölgenin eski yerli halkına manav adı verilir. Tarımla uğraşan halkına. Manav başka bir şeydir. Yörük ve Türkmen başka bir şeydir. Yörük ve Türkmen, yörük bu bölgede ta eskiden beri var olan, hayvancılıkla geçinen, larda yüksek yerlerde yaşayan halka denir. Türkmen diye yine yörüklere benzeyen, onlara benzer bir kültürü olan, fakat 16. yüzyıldan sonra doğudan ve güneydoğudan bu taraflara göçen, yani Kürt, Arap ve Türkmen illerinden, Maraş'tan, Diyarbakır'dan, Halep'ten, Şam'dan, Kerkük'ten bu tarafa göçen, yine hayvancılıkla geçinen, konar göçer yaşam tarzına sahip olanlara Türkmen adı verilir. Onların ta eskiden beri yerli olanlarına yörük adı verilir. Bu ikisinden olmayıp da eskiden beri yerleşik, tarımla uğraşan nüfusa manav adı verilir. Bizim bir meslek adı olarak bildiğimiz manav, yani dükkancı manav, bu manavdan türemiştir. 18. yüzyıl gibi görünüyor. Marmara bölgesinin sebze meyve yetiştiren ahalisi İstanbul'a gelip seyyar tezgah açtıklarında, özellikle İstanbul'da sur dibinde, yani Topkapı filan o taraflarda, surun dışında tezgahlar açtıklarında onlara manav adı verilmiş ve bu fikir yerleşmiş zamanla. Yani biraz Arapça bilirseniz şeyi de bilirsiniz. Bakkal kelimesi aslında şey demektir, sebze satan demektir. Bakkal eskiden İstanbul'da meyve sebze satanlara bakkal adı verilirdi. Sonra bakkalın şeyi kaydı, kapsama alanı kaydı. Onun yerine Bursa'dan, Adapazarı'ndan, İzmit'ten gelip İstanbul'da meyve sebze satanlar türedi. Yeni bir tür, yeni bir
ticari fenomen. Onlara da bakkal adı verildi. Ama halkın kendisine eskiden beri manav adı veriliyordu. Bu kelimenin kökenini bilmiyoruz. Bu kelimenin kökenini biliyorum diyenlerin hepsi palavra sıkıyor. Bilmiyoruz. Çok bariz bir şekilde manavlar, manavların büyük bir kısmı, manav kültürünün çok ciddi bir bölümü eski Anadolu Rum kültürünün devamıdır. Yani törenler, yemekler, inançlar, kutsal mekanlar vesaire bu halkın büyük bir bölümünün, ne kadarının bilmiyoruz ama büyükçe bir bölümünün Rum'dan dönme. Yani daha evvel Hristiyanken, 700 yıl kadar önce Hristiyanken Müslüman olmuş bir halk olduğunu gösterir. Tabii ki bu 700 yıl çok uzun bir süredir. 700 yılda 40 çeşit karışım olmuştur. Yani böyle Rumlar Müslüman oldular ondan sonra 700 sene hiç değişmeden böyle kaldılar diye bir şey yok. Evlendiler, karıştılar, diğer Türklerle, diğer Müslümanlarla iç içe geçtiler. Bütün bunlar bir gerçek. Hiçbir toplumda saf ırklar ya da böyle yüzlerce yıldan beri süren şecereler yoktur. Karışır insanlar. Bir kültürel bütünlüklü bir kültürel kolektivitedir önemli olan. Fakat manavların ciddi oranda, yüksek bir oranda Rum kalıntılarının devamı olduğu bilinen bir şey. Aralarında muhtemelen ciddi oranda Slav unsuru da vardır. Yani Bizans'ın son dönemlerinde Balkanlarda Slav halkları ikide bir isyan edip dayak yedikçe Bizans oradan büyük kitleler halinde insanları kaldırıp bu tarafa getirmiş. Köylere yerleştirmiş ve özellikle bu bölgeye yerleştirmiş. Yani Bursa, Balıkesir, Bilecik filan taraflarına yerleştirmiş. Dolayısıyla Rum kadar Slav unsuru da vardır. Sonradan Müslüman olmuşlardır. Diğer gruplarla karışmışlardır. Ve bazı ta Bizans zamanından belki ondan daha öncesinden kalma geleneklerini özellikle şey çok ilginç bir konudur. Yani bu yatırlar, evliyalar, yerel azizler meselesi az çalışılmış ve üzerinde yeterince ciddiyetle durulmamış bir meseledir. Türkiye'nin ruhunu, Türkiye'nin mutfağını gerçekten tanımak istiyorsan bu konuyu mutlaka ama mutlaka çok yakından, çok dikkatle ve özenle, saygıyla incelemek gerekir. Çünkü çok şaşılacak bir şekilde Anadolu'daki yerel yatır ve evliya geleneklerinin çok büyük bir bölümü, hemen hemen hepsi ta Bizans zamanından ve onun muhtemelen onun daha da öncesinden kalma geleneklerdir. O süreklilikleri izlemek suretiyle toplumların nasıl dönüştüğünü, kendilerine ilişkin, bene ve bize ilişkin konseptlerinin nasıl oluştuğunu ve evrildiğini izleyebilirsiniz. Böyle. Bu Şammaste'de hikayesini anlattım galiba. Hep kendimi tekrarlıyorum artık böyle yaşlı adamlar gibi çok sıkılıyorum bunda. Dur, ayrıntılar neydi? Niğde, Aksaray tarafında bir Gülşehir yakınında yanılmıyorsam. Bir Şammaste'de şeyi var, türbesi var. Ki Şammas adı o bölgede çok yaygın. Yani 1000 kişi falan var Şammas adını taşıyan, daha da geniş. Başka da hiç Türkiye'nin hiçbir yerinde kullanılmayan birisi. Şammas demek Arapça papaz demek, papaz dede. Son derece Müslüman bir yatır burası. Evliyanın orada yattığı söyleniyor. Bu yatır İslam'dan önce yani Türklerin gelişinden önceki 1000 senede de mevcuttu. O zamanlar adı Ayos Mamas'tı. Aziz Mamas. Mamasun köyü bu köyün adı. Mamasun köyünün
Şimdi tam yerin içini çıkartamayacağım. Şeye bakın, Nişanyan Yer Adları Sözlüğü'ne bakın. Mamasun'u oradan bulursunuz. Aziz Mamas bir büyük bir evliya, Kapadokya diyarının, yani Orta Anadolu'nun, yani Kayseri, Niğde, Nevşehir bölgesinin ve Aksaray bölgesinin büyük evliyası Aziz'i. Hikayeye göre 4. yüzyıl başında ailesiyle birlikte, ailesi Hristiyan olduğu için takibata uğramışlar. Anası babası öldürülmüş. Bu arkadaş da küçük yaşta dağda kalmış. Dağda hayvanlarla falan konuşmaya ve onlarla çok iyi geçinmeye başlamış. İşte bir aslan buna saldırmış. İşte gel kedicik demiş. Bu aslan hemen boynunu eğmiş ve Aziz Mamas'ın sırtına binmesine izin vermiş. Bunun gibi pek çok mucizeler göstermiş. Bölge halkı tarafından büyük bir evliya olarak kabul edilmiş ve öldüğünde türbesi 4. yüzyıldan başlayıp 14. yüzyıla kadar 1000 yıl boyunca bölge halkının en önemli ziyaretgahı olmuş. Türkler gelmiş, Türkler bunu Şammas Dede olarak yeniden yorumlamışlar. Amasya Mecitözü'nde şey vardır, ne Elvan, şey Elvan mıdır, Elvan Sultan mıdır, Elvan türbesi vardır. Bu Elvan 13. yüzyılda Anadolu'da büyük bir ihtilal çıkaran Baba İlyas'ın torunudur. Yani devletle başı bir şekilde derde girmiş olan bir kişidir. Oraya gidip yerleşmiş, büyük kerametler göstermiş. Kendisinden sonra da türbesi çok önemli bir ziyaretgah olmuş. Türkiye'de Elvan erkek adını gördüğünüz her yerde bilirsiniz ki Mecitözü'nün 50 kilometre çevresindeki bölgeden geliyordur. Yani bu Çorum'la Amasya arasındaki bölgeden geliyordur. Aynı Mecitözü'nde, aynı kasabada, aynı yerde, aynı makamda daha önce Aziz Theodoros'un türbesi vardı. Aziz Theodoros Bizans Şahı'nın en önemli azizlerinden biridir. Her azizin bir spesyalitesi vardır. Bununki neydi şimdi hatırlayamayacağım. Galiba askerleri koruyor. Yani askerleri ölümden yaralanmadan koruyor. Direkt fiziksel devamlılık var bu işlerde. Bu konuların incelenmesi lazım. Bu konuları incelediğin zaman çok başka bir perspektif elde ediyorsun.